Slono'dan iyi akşamlar. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Baştaki planlarımızda burada durma gibi bir düşüncemiz yoktu. Tamamen yol karar verdi aslında buna. Daha ileride bir yerde durmayı planlıyorduk fakat hem Hırvatistan, hem Karadağ, hem Arnavutluk yolları özellikle sahil şeridi o kadar yoğundu ki burada kalmamız gerekti. Fakat iyi ki de gelmişiz. Hani burası gerçekten çok güzel bir koy. Bir de çok araştırdık, yer bulamadık Dubrovnik ve çevresinde. Hem otel bulmak çok zor hem de fiyatlar çok yüksek. Dolayısıyla Slano denen bir koydayız, bir şehirdeyiz. Yollardan bahsetmem gerekiyor. Sabah 8.30'da Budva'dan yola çıktık ve saat 2 gibi Dubrovnik'e varabildik. Dubrovnik'te de bir yarım saat falan park aradık. Şehir merkezinde bir yer bulmak istiyorduk. Çünkü tepede bıraksak arabayı 2-2,5 kilometre yürüyecektik. Menişte biraz zor olacağı için şehir merkezinde bulmak istedik. Yarım saat aradık. Yarım saat sonunda da bulduk ve 3 saat için 30 euro para verdik. Hani bu da oldukça yüksek ama sonuçta Dubrovnik'i gezmek için yapılması gerekiyor. Onun haricinde yani dediğim gibi buraya gelmekten hakikaten çok mutluyuz. Hem denizi çok güzel hem buraya gelirken yollar da güzeldi. Bilmiyorum sen daha neler söylemek istersin? Ben Dubrovnik'ten biraz bahsetmek istiyorum. Dubrovnik çok güzel bir yer, yani çok beğendik. Zaten gelmeden önce okuduğumuzda, araştırdığımızda hayran kalmıştım. Beklentilerimizi karşıladı. Pahalı biraz, yemekler pahalı, onun dışında şehrin içinde gezmek de pahalı ama bizim zaten çok az vaktimiz vardı. Bir de Meriç'te hani yorgunduk, Meriç'te çok fazla zamanımız olmadığından bir de yorgun olduğumuzdan aslında kısa bir Dubrovnik turu oldu. O yüzden şehir surlarına çıkmadık ama onun dışında şehir surları kişi başı 30 euro geliyordu. 60 euro kadar bir bize maliyetinde olacaktı, o da fazla açıkçası geldi. Onun dışında Dubrovnik harika. Gerçekten anlatıldığı kadar güzel bir yer. Ben Hırvatistan'ın yollarını da çok beğendim. Karadağ ve Arnavutluk gibi sahil yolları ama çok keyifli yollar. Gerçekten çok beklemedik belki Hırvatistan'ı geçtikten sonra, o yüzden daha da güzel gelmiş olabilir. Ama harika manzarayla sahil yolundan ilerlemek çok keyifliydi. Bir de unutmadan gümrükle ilgili bilgi vermek lazım. Hırvatistan tarafını, gümrüğünü hani şeyde daha az bekledik. Karadağ tarafını daha az bekledik. Evet, fakat Hırvatistan tarafını 2 saatte geçebildik. Yani çok çok bugün gerçekten kapılarda çok bekledik. Çok yorulduk. Ama geldiğimiz yer değdi. Bu arada işte dün araştırırken işte Hırvatistan bu Dubrovnik'in üstü ve alt bölgesinde küçük küçük böyle koylar var. Bu koylarda işte yerleşim yeriyle beraber villalar var. 2-3 katlı villalar, odalarını kiralıyor biliyorsunuz ve hemen arkanızda kendilerine ait işte bir denize girebileceğiniz bir koy orası. Deniz manzaralı oluyor. Biz birkaç yeri aradık ama yer bulamadık. Anlaşılan hani hiçbir de doğru düzgün booking'de yok zaten, arayıp ancak yer bulabiliyorsunuz. Hep de zaten satılmış oluyor yerler. Bir tek burası şansımıza denk geldi. Hem yolumuza uygun yer, Dubrovnik'i biraz geçince hem yarınki yolumuz için de bize fayda sağlayacak. Ve harika bir yer. Yani Hırvatistan kıyıları böyle iri ufaklı böyle koylarla dolu. Ve bu koyların hepsi birbirinden güzel, gelirken arabayla gördük. Biz bunlardan birindeyiz şimdi. Bayıldık yani. Bakalım Hırvatistan sahillerinde daha neler göreceğiz. Yani bu koya bizi yol getirdi. Evet. İşte yolun sürprizleri, yolun keyfi burada aslında. Bazen planladığınız gibi gitmiyor işler ama karşınıza böyle güzel koylar çıkartabiliyor. Bizim için sürpriz oldu, keyifli oldu. Bundan sonra bakalım duraklarımız nasıl olacak. Bundan sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.